Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun sevgili kardeşlerim. Gerçi bugün Allah razı olsun abi. Bugün ikinci defa beraber oluyoruz. Şimdi şuradan okuyayım. Buraya 68'den okuyacaktık. Şualar 68 Enfusi hayatı verdi diye başlayacaktık ama şu anda bulunduğum konum itibariyle böyle üst kat, sağ komşum, belki sesten rahatsız olabilir komşular diye hem kısa yapacağım. Polatlı'dayım çünkü İstanbul'a geçince bizim müstakil binada buradan yaparız. Ben diyorum ki şimdi şu alar 69, geçen yarısına kadar yapmıştım. Oradan aşağı bir yarım saat ve 45 dakika yapalım ki komşuları da şey yapmayayım diyorum. Ses gidebiliyor. Dördüncü mertebe-i nuri hasbiye. Şuraya kadar okuyayım, ondan sonra yeniden beraber okuyacağız. Ben size söyleyeceğim. Okuyorum. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları ademe gidiyor diye şey oluyor ya böyle ademe gidiyor ölüm korkusu. Ölüm korkusu ademin tezahürüdür. Adem. Yani bazıları diyor ya ya ben ya leyteni küntü turaba onu soruyor. Diyor ki ben diyor şiddetli bir cehennem azabı olmaktansa yok olsam daha iyi değil mi? Böyle soru soruluyor. Anladın mı Yusuf? Ben niye cehennemde vücut dahi olsa cehennem isterim, yok olsam daha iyi değil mi? Öyle olmadığını, vicdani olduğunu, öyle isteyen nefis olduğunu ama azap dahi olsa vücutta kalmayı vicdan istediğini delil bir tane şimdi burada. Nedir o? Şimdi ölüm korkusu var ya, kabre girme. Adem, işte Adem'in 70 bin perdeden geçmiş hali bu. İsteniyor mu? Bugün gittik mağaraya. İsteniyor mu? Bu ölüm korkusu, kabre giriş korkusu, iman olduğu halde korku olması Adem'in musallat olduğundandır. Adem, peki bak razı mısın? Hani diyordun ki ben yok olsam, yok daha iyi değil mi cehenneme göre? Değil işte. Ama bak, bir tezahürü, 70 tane mi diyor şubesi varmış Adem'i bize, bizde ortaya çıkan Adem'i haletler, bir tanesi de ölüm korkusu. Yok olma korkusu. Yani yok olmak. Vücuttayız ya. Niye korkuyorsun ölümde? Yok olmak. Ama daha iyi bir aleme gittiğimizi, iman ettiğimiz halde niye ölüm korkusu var? Adem'idir. 70 şubesi var diyor. 70'ten bir tanesi bu. Ölüm korkusu. Tahammül edebiliyor musun? Anladınız mı? Yani burada şunu demek istiyorum. Yani ben cehennemde yansam daha iyidir mi? Yoksa dememek istiyorum. Yok olsam. Yok olurum her şeyi unuturum. Öyle değil işte. Aha işte ona delili nedir? Ölüm korkusu ademidir. Adem'den geliyor. Yani vücuttan çıkmak, yok olmak diye anlıyor. Yani algılıyor. Hissiyat insaniye, hissiyatı akli değil bu. Hissiyat insaniye ölümü Adem gibi anlıyor. Mesela çoluk çocuğumdan Adem, evden Adem, şehirden Adem, bu kadar nimetlerden Adem. Yani yok olacağım. Bak yokluğu hissetmek adına bazılar yokluk ben hissedemiyorum diyor. Yokluğu hissetsen zaten yok. Yokluk yok ki yani şey yok. Olmuyorsun ki hissedesin yani o vücuttur. Ama nasıl bir şey olduğunu anlamak istersen dehşeti, cehennemden daha beter olduğunu
Bak ölüm korkusu onlardan bir tanesi. Her tarafa dalgudak salmış. Yok olma korkusudur aslında. Ölüm korkusu böyle yok olma diye anladığı için aslında bir yere intikal etmek, teris olmak. Yani şu tebdili mekan. Ustad ne güzel demiş. Tebdili mekan. Şurada mıyız? Aynı anda oradayız. Yani ha, çıkalım bu oda salondan. Şu hol mu diyorlar? Hola geçelim. Ondan sonra öteki odaya geçelim. Öyle değil. Yani burası iken o oluyor. Ona dönüşüyor. O oluyor yani. Anladın mı? O oluyor. Yani ahiret ne oluyor? Tebdili mekan. Bedellenmek. Onun adına o olmak. Tebdil, tebdili mekan. Mekan bedellenmesi. Yumurta yerine tavuk. Çekirdek yerine ağaç. Tebdil, tebeddül, bedellenmek. Yani onun makamına geçmek. Ama böyle bir süreç değil yani. Öteki odaya geçmek için hola geleceksin, ondan sonra odaya geçeceksin. Öyle değil. Bu oluyor. Onu nerede anlatıyor? Asar-ı Bediye'de diyor ki, alemi gayb diyor, bu alemi şehadetin inkışağının inkışafından inkışaf edecek. İnkışa. Onun bir peşindeyim daha. İnkışağı daha çözmüş değilim. Yani ona bedelleniyor. Mesela çekirdekten kiraz çıktı ama hala çekirdek duruyor. Çekirdekten, kiraz çekirdeğinden kiraz çıktı diye çekirdekten yok olmadı. İnkışağı. Yani bu öteki tarafa geçti, kıyamet koptuk, dünya bitti değil. Dünya gezinti yeri olacak cennet ehline. Eski maceralarını görmek için böyle bir talep edilecek. Etmeyecek misin sen cennette? Ulan biz Polatlı'ya gitmiştik ya, şöyleydi ya, memlekete gitmiştik. Ya okul okuyordum ben, değil mi? Diyorsun ya dersler vardı, abilerle dersler. Ya bunun, ya bir görmek istiyorum demeyecek misin? Merak etmeyecek misin? O zaman mesela senin köyün şimdi çok değişti. Ağaçları kaldırdılar, tarla yaptılar. Senin zamanında ormandı. Senin istediğin gibi olacak. Senin alem, doğdun, büyüdün. Dünya, şey köyün nasıldıysa sana ayrı bir dünya verilecek. Gezmek için. İşte bu korku Adem'in bir dalıdır yani, unsur. Niye fazla durdum? Hani diyordun, abi ben cehennem olsun, cehenneme niye gireyim, Adem'e gitsem daha iyi. Yok olacağım. Adem'i mutlak yok ki, ilmi muhiti erzeli var diyor. Adem'i sırf var, Adem'i sırf de vücud ilmi perde olmuş bir unvan. Aha sana işte Adem'in bir kolu. Nedir o? Ölüm korkusu. Baksana ne hale gelmiş işte korona, iğne, bak ne ders yaptık dersen sonra değil mi? Ya işte yine aşı olalım mı, olmayalım mı bilmem ne. Nasıl beden putlaşmış. Hissi, nefsi, cisim. Hissi, nefsi, cisim. Yani cesede alakalı his öne çıkmış. Ceset putu şey olmuş, esas olmuş. Ruh ona çalışıyor sanki. Cesedin selameti için çalışıyor. Bedenler putlaşmış. Ne demek? Aşkı dünya bu. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Dünya hayatını esas almış, ahiret mi? İmanı kazanma ve kaybetme davası unutulmuş. Koronadan olur mu, olmaz mı? İğne olalım, olmayalım mı? Ne yapacak? Ölür mü, geçer mi? Ya imanı kaybeder miyim, etmez miyim? Koronadan daha beterdi dediğim zaman şey, günahlar kafamı yiyeceklerdi ya. İmanı kaybetmek buna mı benziyor? Korona yakalansan ne olur, yakalanmasan ne olur? İni olsan ne olur, olmasan ne olur? Öleceksin zaten. Ölmeyi kaldır işte. Ölmeden önce dünyada ölürsen teris olacaksın, ölmeyeceksin. Bunun çaresini sunuyor Risale-i Nur. Ölümü öldürmek gerekiyor yaşarken. Ölümü öldürmek, ölmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle ölmeden önce ölünüz. Nedir o?
Yani burada orayı yaşarsan, o aletlerle inkişaf ederse, teriz çok kolay geliyor, çok sıradan geliyor. Bekliyorsun yani, haişkel oluyorsun. Ya, şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudum, görüyor musun? Şiddetle alakadar meftun, acayip. Nerede diyor? Emir Dağ'da diyor değil mi? 143 müydü? His 203 belki de. Hissi, nefsi, cisim artık galebe eder. Doktorlar müstebit kabul eder. İğneleri falan oldu, olacak falan. Artık akıl, fikir, hayal, bütün her şey bu. Lan ruh unutuldu, iman unutuldu, ahiret unutuldu. Aynı Kastamonu 104, Kastamonu 110'de diyor ya, يَسْتَحْبُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا لَلْاٰخِرَةِ Allah'a ve ahireti bildikleri halde bilerek, severek dünya hayatını ona tercih ettiler. Dünya hayatını, yaşasam ne olacak ben? Yaşamasam zaten öleceğim. Ya Allah iman selamet versin ya. İmanla gitmek, imanlı yaşamak, adam gibi yaşamak. Ölmek istemiyor musun? Var çaresi. Eğer yaşarken ölürsen, yani burada orayı yaşarsan, yani bedensel hayatı yaşamazsan, denilen rehberlerin dediği gibi, peygamberlerin dediği gibi yaşarsak, bedenen ölüyorsun, nefsen ölüyorsun. Nefis diyor ki zina yap diyor, yapmıyorsun. Nefis diyor ki YouTube'lara gir diyor, girmiyorsun. Nefis diyor ki şunu yap, yapmıyorsun. O ne oluyor şimdi, canlı mı? Şimdi bana nasıl diyecek, bu dershaneden çık, meyhaneye git. İstiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Yapmıyorum. Ne yaptı? Nefis ölmediyse orada duruyor. E kime ölümde gelecek? Küllü ruhun demiyor ki. Küllü nefsin zayikatın meft. Nefis ölümü tadacaktır. O da ölmeyecek yani. Tadacak. E bu adama ben zaten tattırdım. İsteklerini vermiyorum. E öldü. Yani ölmediyse duruyor. Ne yapacak bana? Şimdi benden o günah bundan mı ayrılacaksın mı? Bir şeyim yok ki. Neyi ayrılacaksın? Evladım yok. Eşim yok. Atım yok. Binam yok. O yok. Nereden ayrılmaymış söyleyecek? Dünya hayatı. Zaten dünyanın nesini yani? Dünya. Polat'ta 1991'den geldim. 91'den beri. Koronadan önce 3-4 ayda bir. Her gün 3-4 ayda bir. 2 günde bir geliyordum. 2 ayda 2 gün kalıyordum. Ne değişti? Sakarya. Hiçbir şey, dünya hiçbir yeri değişmeyecektir. Dünya değişmiyor. Değişecek biziz. Herkes kendi memleketine baksın. Ne değişti? Bakın arkadaşlar, kim ne değişti? Canlı yayında olanlar. Neresi değişti? Dünyanın hiçbir yeri değişmiyor. Köprü oluyor o kadar. Değişecek biziz. Onun için geldik buraya. Nasıl geldik? Peki anne karnına ruh nasıl geldiyse öyle gideceğiz. Aynı yolla. Hatırlıyor musun? Yok. Hatırlamayacaksın inşallah. Masum olduğu için hatırlamayacaksın. Şimdi masum ruh olunca yine hatırlamayacak. Ya burası değil ya. Ne bileyim böyle. Sanki eskide resim defterlerinde vardı ya. İki sayfanın arasında saydam bir tane kağıt olurdu. Saydam. İki resim kağıt arasında böyle. Kopya yapılırdı. Ya bu alem öyle bir alem de gafletle günahlarla o aydınger olan, saydam olan kağıt oldu karton. Aslında o kadar ince ki bir tamamı ya burası orası oraya çalışıyor ya. Hiçbir şey. Bak bugün Sakarya'ya gittim. O kaç 1991'de gitmiştim. 2 sene koronadan dolayı gelmemiştim. Aynı hiçbir şey değişmemiş. Ben bir baktım. O dağlar, o kaya, yekpare kayalara çıkıyordum. Ben orada duramazdım doktor. Çıkardım mutlaka. Keçi gibi tırmanıyordum. Acayip. Bu gidişimle cesaret edemedim. O kayalar anasıcı. Böyle kaya. Peki kim değişti? Kayalar aynı. Değişen benim. At, biraz at gibi böyle ya. Tefekkür edeye de. Ya bedene böyle bir at gibi bakmak lazım ya. Ya böyle ne bileyim. Ya burada oturmuşsun. Mutlak ve muhit olan hayat ve ruh muayyenleşmiş böyle.
şey kuantum fiziği ruha da benzemiyor ya, maddeyle alakalı. Kuantum fiziğine göre bir şey olması gereken her yerdedir. Ama şu anda gözüküyorsun burada. Ya kuantum fiziğinde böyleyse ruh da nasıldır? Şu anda zaten oradasın. Şu anda oradasın zaten. Burada ifade ediyorsun. Burada değişim yapıyorsun. Aynı anda orada değişiyorsun yani. Şu anda oradasın, buradasın. Surettesin. Burası suret. Bu dünya değişmeyecek. Ben değişeceğim. Adem ölüm korkusunun bir dalı, deprem o fay hattının bir dalı. Su artları var ya toprakların altına, onun bir kolu gibi. Ölüm korkusu ademidir. Vücut zannettiğim şu mevcuda, eşime, çocuğuma, arabama, yatıma, katıma, aşıma, işime musallat olmuş. Ölüm korkusu. Adem yok olacak. Hiçbir şey yok olmayacak. Tam tersine, hepsiyle var olacaksın. 2 sene önce yedin kiraz, yok oldu değil mi? Hayır. Ölümle onunla var olacaksın. O yerkenki durumun olacak. Hangi durumun? Doğdum, öldüm. Hepsiyle tek ben olacağım. 200 trilyon hücreyle tek hücre olduğum gibi. Ey hücre-i sura ile hücre-i kübra olan sen. Mektubatta diyor. Her bir hücrede, DNA'da ben yok muyum? Her bir trrrrt hücrelerde toplamında benim. Ya Risale-i Nur. Tabii bu böyle mi? Benim anladığım bu yani, böyle alabilir. Ne geniş ruhlar var, ne geniş ruhlar var, ne geniş abiler gelmiş. Nasıl bakmışlar? Mesela benim bildiğim Hafız Ali abi ders yapıyor, bir abi. Hafız Ali abi de oturuyor. Bana da geçiyor. Kaçtı? 158 mi? Ben diyor okurken Besmele'nin o 14. Leman'ın 2. makamı var ya, Besmele'de Bismillah. Ona o okurken oho, büyük aleme gitmiş, dolaşmış. Dolaşıyor, o da ders yapıyor. Ders yaparken o dolaştırıyor dersi. Sonra ihata edemedim diyor, kapsayamadım diyor. Başım döndüm diyor, indim aşağıya diyor. Küçük bir saraya girdim diyor, büyük saraya yapamadım diyor. Sanki öteki mahalleye gitmiş anlatıyor. Hadi o böyle bir halüsinasyon gördü diyelim. Ustad niye koymuş bunu? Ustad niye koymuş? Sonra küçük kaleme indi. Abi bak o tamam diyor, bu saraya girerim. Ya ben yata ederim. Ondan sonra ama nasıl gireceğim diyor kapıyı. O anda düşünürken ders yapan dedi ki besmele bir anahtardır diyor. Bununla açılır diyor. Bana hemen anahtarı verdi diyor. Bu düşünürken söylüyor. Ne düşünüyorsa söylüyor. Yani ders. Adam derste miraç yapıyor. Vallahi 158 ben mi uyduruyorum? Ben mi kafayı yedim? Adamlar yaşarken yaşıyorlar. Ölürken yaşıyorlar. Ölürken yaşıyorlar. Ne acayip ya. Hasan Feyzi abi için, Hasan Feyzi abi diyor ki dersimi diyor, dersimi var ya Risale-i Nur vasıtasıyla aldım Kabu Kayfsen'den dersimi el aman. Dersimi diyor Risale-i Nur vasıtasıyla diyor Kabu Kayfsen'den aldım diyor. Ne bileyim ya. Acayip ya. Burası sure. Hiçbir şey değişmiyor. Polat'la aynı, Sakarya aynı, İstanbul aynı, hiçbir şey. Değişen benim. Değişiyorsam tabii. Değişirsem, değişmesem, odum geldim, kereste gideceğim daha. Şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum bak, Adem. Zaten kendisi söylüyor. Ne diyor? Belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye. Ha, kendisi söylüyor Adem. Yani meftun olduğum şey gitmesi, ölüm korkusu Adem. Elim bir endişe verirken. Yine ayeti hasbiye müracaat ettim. Dedi, buraları yaptık da fazla durmayacağım. Geçen 7'de, dün gündüz saat 7'de burayı biraz atlayacağım, düz okuyayım. Dedi, ayet-i hasbeye müracaat ettim. Adem musallat olunca doktor. Dedi ki bana, manama dikkat et. Ayet-i hasbeye canlı olduğunu anlattım. İman dürbünüyle bak dedi bana. Baktım. Ben de baktım. İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum
hadsiz vücudun aynesi, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile, çok durduk bunları, geçiyorum. Kendinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu, mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, bir an, mensup, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, bir defa de, yani de, öl. Mensubiyet cihetiyle mensup oluyorsun, oraya, kendini onunla ifade ediyorsun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, mensubiyetini ifade ediyorsun, kendini Allah ile ifade ediyorsun. Ben Müslümanım. Yani benim Allah'ım var. Ha, ben bu diyor ya, çölde dolaşacak bir kavmin ismini alsın. Bir aşiretin ismini alsın. Kavmin ismini. Yani o unvanla dolaşıyor. İşte mensubum. Aşiretine mensup. Mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakinele bildim. Bundan sonrasını biraz durayım. Buraya kadar okudum. Çünkü diyor, şuur-u iman ile bu vücudum, yani iman demiyor, imanına şuur. Şuur iman ile bu vücudum, vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Allah Allah. Şimdi mesela adam niye ölümden şey yapıyor? Buna sahiplenmiş. Benim demiş. Kendisi çözecek oraya burası nasıl olacak? Oysa şuur iman ile bu vücudum, yani iki tane iman var. Bir iman, çıplak bir iman. Bize girmiş. Elhamdülillah. Bazı şeyler yaptırmış, bazı şeyler yaptırmıyor. İçki faizi yedirmiyor. Yapma diyor. Tamam. Namaz kıldırıyor. Dersler okutturuyor. Tamam. Yapma yap. Bir şuur iman var bir de. Nedir o? İçime giren imanın içine girmek. İmanın içine girmek. Birincisi neydi? İman benim içime girdi. Şuur iman nedir? Şuur imani. İçime giren imanın içine girmek. Artık o göle girdin böyle. O göle girdin. Ne oluyor? Kabire bakıyor, kabirdekileri seyrediyor. Hazreti Ali diyor ki Allah Allah, bu ne yapıyor? Ustad diyor ki bu kadın, o da bize yansıyan birkaç tanesini söylemiş. Kadın namaz kılarken tesbih, biliyoruz ya, yapayım. Tesbih çekerken tesbih kopmuş kadının. Namaz kıldığı için abdestliyken öldüğünü bilmiyor. Şehit. Ama tam tesbih çekerken koptu. Bizde de var değil mi tesbih? Odundan tesbih, ha? Var mı böyle bir tesbihiniz? Bak odundan. Tesbih çekerken kadın kopmuş. Şimdi diziyor. Ustad'dan kaç asır önce ölmüş. Hala diziyor. Ustad diyor ki kıyamet kopacak. Eyvah, kıyamet de koptu. Bu tesbihi de geçiremedi mi çekseydi. Molla Resul abi söylüyor, eski ustadın talebesi. Bu ne demek ya? Hiç düşündüm, bu ne demek? Adam kadın tesbih çekiyor. Bu ustad da seyrediyor. Nasıl seyrediyor? Ve tebessüm ediyor. Ya onun dediği ya demedikleri. Şeytan diyor, Beyazıt da diyor, şeytan kendisi görmedim ama sesini işittim diyor. Ustad da münazaraya başladı. Sen diyor Kur'an'ı çok âli zannediyorsun diyor. Ya ne oluyor ya? Bir durun hele ya. Bunlar şuur-u imani ile oluyor. Ve kabirdekileri keşfetmek, keşfel kubur, düşük evliya. Nur talebeleri hepsi görürdü de rahmet-i ilahiye ihsanını ihsas etmiyor, enaniyete davalara kaçar diye. Şahs zamanı değil, şahs-ı manevi olduğu için şahs-ı kemalatlarımız şahs-ı manevi gidiyor da Allah o meziyeti aldı ki burada bozuk para gibi o meziyeti yemeyelim diye, harcamayalım diye. Allah'ın verdiği o şeyi, şimdi kabirde gördün, hiç kimse mezardan çıkmaz, o nasıl falan. Burada harcardık. Onun için şahs-ı manevinin kıymeti var şimdi. Niçin yapmış böyle? Daha enaniyetini, gurur ve kibirini terk etmeyenlere Allah ihsanını, yani ikramını ihsas etmiyor, ona hissettirmiyor. Yani nur talebesi
kendisini hep kusurlu görür. Yani böyle, oysa Allah katında değerlidir. Niçin ihsanını ihsas etmiyor, hissettirmiyor? Merhamet ilahi. Çünkü onu bitirir burada. Yer yani bu dünyada yemesin diye. İşte içimin içine giriyorum, şuur imani. Olunca ne oldu? Bu vücudum, hangi vücudum? Bu bedenden bahsetmiyor ha. Mevcuttan bahsetmiyor. Bu vücudum, vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Allah Allah. Vacibül vücudun cilvesi, sanatı, eseri. Anladın mı ne oluyor? Bak şimdi. Anladım, anlamak. Anlayınca ne oluyor? Vahşi evamın hadsiz karanlıklarından. Bir. Hadsiz mufarakat ve fırakların elemlerinden kurtulup, ha bu ondan ayrılacağım ölünce, bundan ayrılacağım, aşımdan, eşimden, işimden. Bunların verdiği elemden insan o nispetten kurtuluyor. Şuuru imaniye girdim mi diye herkes sorar. Kendisine sorar. Acaba ben iman mı içimde veya ben imanın içinde miyim? Nasıl anlarsın? İmanın içine girersen, vahşi evham var ya, evham. Vahşi anlattığım safari Afrika'da, ölümden ölümü seçmek. Yani oraya düşsen, timsah saldırıyor, kaçtın. Kaplan saldırıyor, kaçtın. Kobra saldırıyor. Şu, hangisini gideceksin? Hangi ölümü seçeceksin? Sonuç, netice belli. O anda neler hissedersin? İşte bu vahşet bu. Küçüğü daha bu. Ölüm meselesi aslanı parçalamak değil ki. Onu Allah Müslüman'a hissettirmez. O kafirle alakalı. Müslüman anlamayacak bile. Ha, peki dünyada evham nedir? Aynı böyle safari Afrika'da mesela bir kaçtın timsah, göle kaçıyorsun aslandan. Timsah gölde. Ormana, kayalıklara gidiyorsun, kobra yılanı orada. Düzlüğe doğru gittin, sırtlan orada. Hangisi? Ha, insana verdiği o andaki azap, vehim de böyle. Vahşi evham böyle. 24. sözde söylüyor değil mi? Yeis ne yapar? Arkadaşlar 24. söz ikinci dalda. Yeis şöyle yapar. Yeis'in zulümatından. Yeis neydi? Ümitsizlik değil mi? Yeis kalpte zulümat yapar. Akılda karanlık yapar. Yeis'in zulümatından uf. Allahu Ekber. O kadar korkunç bir şey yaptı ki ya. Hani misa yeisin zulümatından. Allah Allah. Hala öyle tikleniyor. Yeis var ya yeis. Zulümat yapar adamı. Kimsesizlik ne yapar? Orada geçiyor sözlerden. Yeisin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından seyrettiğimiz haramlar, dinlediğimiz haramlar var ya, onlar nedir arkadaşlar, kardeşlerim? Onlar vahşi evham şeklinde diyor. O bizi izaç ediyor. Vahşi şey, erva-ı habisenin izacatından. Oh, kötü hissediyorum. İyi değilim. Uf. İzacat bu. Rahatsız olmak. Kim bu? Erva-ı habise nedir? İşlediğimiz, kendi elimizde işlediğimiz günahların vücud alecisi bunlar. Sözlerde geçiyor. İkinci dalda. Nasıl kurtulursun? Yeşsin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden. Nasıl bu vahşet? Ya bu ayrılık var ya, bu ölümler mevlen, bu vahşet, bunların dehşetinden. An şartla kurtulabilirsin diyor. Hemen arka sayfaya geçiyor. Ne yapacağını söylüyor orada, merak ediyorsan. İkinci dalda geçiyor. İkinci dal, 24. sözde. Nasıl kurtulursun ha? Burada diyor ki, ha ben imanımın içine girersem nasıl anlarım? Şuuru imani, Allah'ın bu vücut eseri ve sanatı cilvesi, onu vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından. Bu doktor ya, bak doktor. Vehim ne yaparmış? Vahşi karanlıklar doğurur. Belirsizlik
dünyası oluşturur kafanda. Günahlar. Belirsiz. Yön yok. Bir şey yok. Kaydı yok. Nerede söyler? İkinci sözde. Bu sağ yoldan gidersen nizam var, intizam var. Ama her şey yerindedir. Bir sıkıntı var. Yük taşıyacaksın. Erzak taşıyacaksın. Yani ekmek su. Başkasının şeyi değil. Ne yiyeceksen, içeceksen onu taşıyorsun. Sol yolda yük taşımak yok. Ama belirsizlik var. Nerede ne çıkacak, nereye gidecek belli değil. Yol nereye gidiyor bilmiyorum. Nerede ne var bilinmiyor. İşte işlediğimiz günahlar vahşi evhamın hadsiz karanlıklarına. Ben o kadar etkiliyor ki beni. Bu yani bu bütün o psikoloji ders bu yani. Vahşi timsah seni yutuyor. Affedersiniz sırtlanlar haya yerinden parçalıyor. Aslanlar şah damarından. Timsah, ondan sonra bilmem kobra komple yutuyor. Nasılsa her bir fikir olumsuz, her bir olumsuz video, her bir olumsuz bir şey seyretmek haram. Ya timsaha girdin, ya sırtlana muhatap oldun. Vahşi evham. Evham deyince parmağını kafaya koy. Vesvese deyince kalbine koy. Karanlık deyince parmağını kafaya koy. Zulümat deyince kalbe koy. Arkadaşlar bunlar hep değişik. Karanlık kafada. Evham kafada. Tamam mı? Zulümat kalpte, vesvese kalpte. Evham. Evham, evhamlıyım. Niçin? Belirsizlik yaşıyorum demektir. Ben çok evhamlıyım. Her şey belirli de ışık yakmamışsın. 23. söz. O var ya iki dağ tepesi. Köprü vardı. Karanlık. Nasıl bir şey? Sonra feneri bir vurdum diyor yere. Meğer büyük elektrik lambasını düğmesine çarptı. Bir baktım ki aydınlandı. Vay be. Yani kendi fenerinden çıkıyorsun. Demek ki günahlar insana farklı düşündürüyor. Farklı düşündürüyor, fikir veriyor. Şey ne dedi Ömer bugün? Ne filmi seyretmiş? Artık diyor filmi seyrettim diyor, filmden kalktım. Kaç ay dedi, bir aydan beri. Ha oradan o çıktı diyor, ha o çıkacak diyor. Bir arabaya biniyorum, arabada ha bu olacak diyor. Bir şey dedi de. 6 ay mı dedi? Ne? 6 ay mı dedi? 6 ay. Ya. O filmin tesirine 6 ay kaldım. Diyor ki, arabaya biniyorum, koltuğa bakıyorum, acaba o neyse o filmde o bir şey türemiş böyle, korkutucu. Arabaya bakıyorum diyor. Ne kadar etkilenmiş ki burada da çay, niye söyledi burada, reklam olsun demedi. Bana bir şey anlat da kurtarayım şundan dedi diye anlattı bana. Burada anlat. Bana bir şey anlatıyorlarken, örnek, bir şey anlat da bundan teselli et beni. Girmeseydi, bak filmi seyretmesini demiyorum. Seyretmek içine girmektir. Tesirinden hiç kimse, hiçbir Allah'ın kulu seyrettiği, dinlediği şeyin tesiri hiç olmaz değil. Mutlaka kim dinlerse, seyrederse mutlaka küçük veya büyük etkisinde kalır. O nereye dönüşecek? Kah bir his, kah bir fikir, kah bir evham, kah bir vesvese. Ama müsbeti de böyle. Müsbeti de böyle. Mesela ben Türkiye'de biliyorum ki Vedduha suresini rahmetli Abdussamed'in Vedduha velleyli izâ secâma kıyamet kopuyordu yani 80'lerde. Her tarafta o. Bütün insanların ağzına onu ezberlettiren rahmetlidir. Bak o da video. Benim mesela ne kadar dinlediğim adedi belli değil. Ben yüzüne bakarak ezberlememiş. Abdussamed'den o beni ezberlettirdi. Ben bizatihi çok ezberlemek istediğim Fetih suresinin dışında şey suresi var ya وَلَا عَدِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُرِيَاتِ سُبْحَا فَأَسَلْنَا بِهِ نَقَّا فَفَسَتْنَا بِهِ جَمْعَا اِنَّا الْاِنْسَانِ لَبِهِ O sure beni hepten büyüledi. Ne? Kısa bir süredir. Yarım sayfa. Yani Allah orada şeyi anlatıyor. Tozu dumana katanlara, cihatta koşanlara, cihada koşarken atın ayağından çıkan kıvılcıma ve o toza yemin ederim. Atın bir de
nalından çıkan toza ve kıvılcıma yemin ediyor. Allah ne? Bu nal ne? Bir baktım ki aman ya Rabbi. O hakikatin simgeselliği, dişe vuruşu, toz, kıvılcım, at, ruhların dişe vuruşu, cihat, Allah Allah. Allah o kadar hoş ki ya, nasıl yapmış ya, nasıl ya, nasıl böyle kullanmış onları ya. Yani zahire bakarsın, Laz demiş ya, zahire bakarsın, hıyar, kırarsın, sana çıkar üstübi. Var ya sus kabakları, bizde sus kabakları geldi, hakikaten hıyar. O adam hıyar diye bir kırdı, baktı ki sus kabağı, sus kabağı demek içi üstübi var, üstübi ya. Yani abi, zahire bakarsın atın ayağından çıkan toz, kıvılcım, içerisi iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, mücadelenin simgeselliği. Sabah sabah akın edenlere, tozu dumana katanlara, o atların kıvılcımlar, atın nalından, ayağından çıkan kıvılcıma, tozallara. İnsan bunlara şahit diyor. Allah Allah ya. Bir bak hele oya. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ Yani duyulur diye şimdi bak, zor tutuyorum seni, patlatacaktım ama komşular var şimdi. Zeytinburnu'nda inşallah. Ne kadar hoş ya. Yani videodan bak Abdus Samet, bütün Türkiye ve duayı özbeli ama haramlar da öyle. İşte vahşi evhamın hassız karanlıklarından, yani belirsizlik yapıyor kafada, burada. Allah bize nasip etti. Kafanın haritası. O tasavvurda zan, malumat, bilgi, vehim, evham, bilgiler hep orada. İfrat, tefrit, vasat modları ile. Vasatı nimet. O evhamın ifratı şeytandan, tefriti nefse emareden, vasatı sünnetten. Vehim, İnsanı zengin yapan, meleklerden, hayvanlardan ayrı kılan, imtiyazlı kılan, farklı düşünce melekeleri veriyor. Çok zengin düşünüyorsun. Risale-i Nur farklı anlıyorsun. Vehim olmaz anlayamazsın ki. Vehim o kadar nimet. Biraz fazla durdum ama bağışlayın. Vahşi evhamın hadsiz, hadi yok, had yok, hududu belli değil, karanlıklarından. Vahşi evhamın haddi yok. Hududu da yok. Karanlık burada. Zulmet burada. Vehim burada. Vesvese burada. Sonra bu meseleleri şu imanın içine girersen o nispette vahşi evhamın hadsiz karanlıktan çıkarsın. İki, hadsi mufarakat. Mufarakat ve fırakların elemlerinden. Yani bir zahirdeki fırak, bir de batındaki fıraklar var. Kalbimizi bağladığımız mufarakat. Bir de fıraklar var. Yani bizzat mübaşir olduğumuz. Mesela bu zahirdir. Şu zahir. Ama bir de batini taraflarımız var. İşte mufarakat ve fırakların elemlerinden kurtulup mevcudata, hususan zihayatlara taluk eden efalde esma-i ilahi adedince onlardan kurtuluyormuş insan. Ne ile? Şuur-i iman şey yapınca, imanın içine girince diyorsun ki lan burası Polatlı. Hiç değişti mi? Değişmedi. Ama ben değiştim ya. Oldum bu yaşa kadar. Aletlerim değişti. Ha. Fark ettiğin zaman hemen tak film değişiyor. Hemen değişiyor. Herkes tarlaya arsa diye bakarken soğan ekeceğim diye bakıyorlar değil mi? Sen de sanat ilahi tefsiri Rabbani olarak görüyorsun. Allah'ı tefsir eden mektup olarak görmeye başlıyorsun. Mesela bugün ulan bu Sakarya ne diyor ya? Bunun bir dilini çözsem dedim ya. Akıp gidiyor zannediyorsun ki akıyor. Konuşuyor, dedi gidiyor. Bir şey diyor ama o hep konuşmak o. Ustad bir sarı çiçeğe bakmış, kitap yazmış ya. Müddin Arabi gidermiş Yusuf.
yanında talebeleri var. Bütün otlar şöyle dermiş her zaman. Ya Muhittin, ben bu işe yarıyorum. O ot diyor ki, ben de bu işe yarıyorum. Hemen yanındaki diyor ki, bak bu otun şey bakın çizin. Ot diyor, bu otun faydası şudur. Böyle çıkmış yani. O otlar konuşmuş. Müekkel melakeleri. Haca gitmiş, hac aynı suretinden geçmiş hakikaten. Hoşamedi etmiş, hoş geldin Muhittin demiş. Kendisi söylüyor Lubulub'da. Kabe'nin şahsı manevisi, hani gözükmüş yani insan gibi. Hoş geldin dedi. Adamlar bu dünyada yaşamış biliyor musun? Ben gaybden bahsetmiyor. Bunlar da ana doğurmuş. Bunlar Muhiddin olarak, Geylani olarak doğmamış. Mutlu olanlar tesadüfen değildir. Yani fark edeceğiz. Değişeceğiz. Değişmek zorundayız. Klasikliği bırakacağız. O tamam bir senelikti o. Artık dünya hayatını yaparken, zahirle yaparken batını da inşa edeceğiz. Kendimize yatırım yapacağız. Kopmayacağız birbirimizden, kopmayacağız hakikatlardan. Tefekkür edeceğiz. Olduğu kadar, olduğu kadar, olduğu kadar tefekkür edeceğiz. Elimizde kalem kağıtlar olacak. Yazarak okuyacağız. Bugün dedim ya birisine. Risale okudum dedi, olmadı. Dinledim, olmadı. Ha, bak kardeşim, Risale-i Nur okumak, dinlemek, yazmak. Üçü de olacak Nur talebesinde. Paragraftan anladığını yaz. Paragrafı da yaz. Yazmayı yazıcı kardeşlere bırakma. Öyle bir şey yok. Ya. Bak yaz bakalım. Yaz çiz. Paragraf yazarken çıkan manaları da yaz bakayım. Kafanda o vehim kalıyor. Bak bakalım. Ben kendim de denedim. Sıkıntı var. Kur'an okuyorum. Tam gitmiyor. Zaten video yaptılar buna ait. Bak 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 diyor. Şirk ehline bak diyor. Kur'an okumuş gitmemiş. Bak adamın sıkıntısı nasıl gitmiş diyor. Ha, öyle yazmış. Şey videomu. Okudum. İçimdeki yumak ateş kısmen gitti. O ateş gitti. Oh iyi. Ama takıntılarım vardı. Aklım takılıyor. Ona takılıyor. Ona takılıyor. Gitmiyor. Risale okudum. Çok rahatladım. Gitti mi? Hayır. Ne zaman yazmaya başladım? 10-15 dakika, 20 dakika sonra bir şey yok. İstersen dene. Dene. Parayla değil. Ben denedim mi? Allah'ın bana ikram ettiğini söylüyorum. Demek ki hususan zı hayatlara taalluk eden efalde Esma-i İlahi adedince uvvet rabıtaları ile münasebat peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Ha. Şimdi ağacın sureti var, gözüküyor. Onun kanuniyeti nedir abiler? Onun müekkel melekesidir. O kiraz ağacı donmuş melektir. Ha, ben kirazla münasebet kurarken bedensel yiyorum. Tefekkür edersen kanuniyetiyle irtibat kuruyorum. Esmalarımız teke düşüyor, aynı oluyor. Bu sefer ben onu tefekkür ederken kirazı, kiraz donmuş, donmuş melektir. Melekleri iman sırrı. Sonra o melekleriyle ben irtibatım şuurlu ne yapıyor? O ağaca taalluk eden esma bende aktif oluyor. Tefekkür edince böyle bakıyorsun, Allah Allah nasıl boyadı ya. Yani böyle Polat'ta da kiraz mı olur yani? Allah nereden bu yöntemi buldu? Tövbe yani. Tefekkür ettiğim için söylüyorum. Yani bu kirazı nereden hatırına geldi? Böyle edince sen de uyanıyor. O kiraza taluk eden esma sende de uyanıyor. Uyanınca ne oluyor? Esma bağları oluyor. Esma ile Müsemma'yı bulursun var ya, o yediğin söz. Bütün sevdiğim mevcudat muvakkat bir firak içinde. O zaman kiraz ayrıldı, eşim ayrıldı, babam öldü, ben de ölüyorum. Zahir ne diyor? Muvakkat bir firak. Sonsuza göre 60 sene ne kadar değeri var? Sonsuz hayata göre 600 senenin değeri var mı?
sonsuz ahiret hayatı bizi bekliyor. 60 senenin derdindeyiz. Ne yapıyor? O zaman muvakkat, bak muvakkat bir firak var. Onun içerisinde daimi bir kavuşma, visal var olduğunu bildi. Malumdur ki diyor, bunu bitince keseceğim. Malumdur ki Karyeleri, nerelisin diyor. Doktor sen Ispartalı mıydın? İlçesi var mı abi? Eğridir. Vay be oradan. Bak, malumdur ki Isparta ve ilçem bir. Karyeleri bir. Şehirleri bir. İlçem bir, Eğridir. Isparta, gir içeri. Memleket Türkiye. Bak Eğridir. Isparta, Türkiye. Tabur, askerlikte. Yaptın değil mi askerlik? Tabur. Kumandanlarımız bir olsa, taburumuz bir olsa, başka geçiyor manaya, ustadları gibi, ustadımız bir, rabıtaları bir olan adamlar. Mesela bu kardeşlerimiz bak bu gecenin bu saatinde, ustadımız bir. Onların da doğruluk ölçüsü bu. Bizim de bu, öyle mi? Ne yapar? Bizi ne yapıyor? Sevimli bir uhuvvet yapar. Sevimli bir uhuvvet, dostane bir arkadaşlık hissederler. Mesela ben onlara çok rahatım. Orada kim var falan diye çekingintle bak o haletim yok. Çok rahatım. Niye? Ustadımız bir, ölçümüz bu. Ama bir tanesi çıkıp dese ki, öyle olduğunu nereden biliyoruz? Burada yazıyor. Orada oldu. O yazılan doğru olduğunu nereden biliyoruz dediği zaman, kardeşim bunu kim aldı buraya deriz değil mi? Ha, onlar geçtik artık. O sebepler aşıldı. O başka zaman gel, hususi gel dersen de anlatalım bu ustad kimdir diye. Ha, ne demek istiyorum? Uhuvvet rabıtalarımız var. Ustadları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet, dostane bir arkadaşlık hissederler. Şimdi bunu nereye bağlayacak? Dost, arkadaş. Dost istersen Allah yeter. Bendekilerle Rabbimdekiler aynı. Rabbul alemindekilerle Rabbim aynı. Esmalar. Anladın mı bak? Senin ustadında doğruluk ölçünde Kur'an, Risale bir. Benim de bir. Biriz. Nasıl bağ? Alt kimlik diyorlar değil mi? As kimlik, üst kimlik. Ustadlarımız, taburlarımız, şeylerimiz bir. Alt kim? Üst kimlik nedir? Ustadımız bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. Şimdi bir de bunu maneviyat düşün böyle, manevi. Beni meydana getiren esmalar Rabbul Alemin'de var. Mesela bende merhamet yok mu? Rahman ismi var Allah'ta. Bende şefkat var. Allah'ta rahim var. Değil mi? Bende asabilik var. Allah'ta kahar var. Allah ile benim ortak taraflarımız var. Ne oldu sonra? Dost istersen Allah yeter. Dost. Yaran istersen hani böyle arkadaş sohbet. Ne yapayım, nasıl yapayım? Danışmak istediğim bir şey yok. Kur'an yeter. Allah Allah. Rabıtalı adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar, şimdi öyle egoist adamları düşün, okulu bitirmiş, askerliği bitirmiş, emekli olmuş, hiç gelmiş olduğun gibi. Bir tane sosyal bir yapısı, derse gitmemiş, sohbete gitmemiş, fabrika, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ve hiçbir rabıta yok, ortak tarafı yok. Adam olmuş bugün, bir tane, kaç yaşında? 50 benden ufak. Dedim hiç sohbete gittin, yok yazdım böyle. Allah Allah, hiç ben dedi evden işe, işten eve, tamam. Hiç mi bağın olmadı hiç kimseyle? Yani peki sıkıntı olunca kim arayacaksın? Ne bileyim diyor ya. Böyle olacağını ne bilden bilecektin. Hiç sohbeti, altyapıyı yapmadın yaşlanınca. Senin cenazene bile ya, hastayken bile ya. Yani
böyle adam geliyor, bir bağ oldu, o gele gele ona alıştık, ona soruyoruz, nerede o? Yani bir rabıta mahrum olanlar, daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Dünyada da böyle. Hiç kimsesi yok. Nereye gidecek bu yaştan sonra? Ulan arkadaş edilmek de yaş istiyor. Onlar da belirli yaşta gerekiyor. Dost ise ya seyahat edeceksin, ya onunla yemek yapacaksın, yemek yiyeceksin veya ortak olacaksın. Öyle bir yaşında kalmadı ki. Geçti. Ben bundan sonra nasıl yeni dost edineceğim ya? Top oynayamam. Gezip tozamam. Okulda okuyamayız. Askerlik de yapamayız. Nasıl dostluk olacak? Ha, var olan bir sistemde dostluk ediniyorum. Eğer ben bu cemaatle de irtibatım olmasa, diyelim ki topçuların bile bir bağlantısı var. Marangozların bile bağlantısı var. Düşün ki bir adamın böyle samimane, rabıtada mahrum olanlar daimi elim karanlıklar. Karanlık gene burada. İçinde azap çekiyorlar. Hiç, çünkü sohbet-i ihvan yok. İnsanı rahatlatan 3 tane şey var. Sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Kur'an okumak, ubudiyet yapmak, münacat-ı Rahman. Sohbet-i ihvan. Sohbet. Sohbet ne demek biliyor musun? Daha önce konuşmuştuk. Sohbet kendisini takdim etmek biliyor musun? Yani bu saatte seninle kim rahat edecek? Hangi doktor seninle konuşur? Doktorun ağzından kelam alamıyorsun. Doktor bey neyin var diye. Bilmem bir gavurca bir şey söyledi. Söyledi. Çekip gidiyor. Şu ilaçları kullan diyor. Ya anlatmıyor ki. Kime anlatsın ya? Onu anlat, bunu anlat. Adam dayanamaz ki. İşte sohbet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine ne deniliyor? Sohbet. Yani sahabe sohbet ehli. Allah Resulü kendisini takdim ettiği kişiler. Sohbet eden kendisini sana veriyor. Sohbet o demek. Sohbet ihvan. Bu gibi rabıtalarda mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musahibi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmasa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince fırakları hissedecekler. Mesela ağacın kirazları var. Ağaçsız kirazları bana izah et. Nasıl bağlayacağız? Şu kirazla şu kirazla bir irtibat yap. Elimde kiraz. Yani onların ortak tarafı aynı ağaçta olmaktır. Aynı ağacı bulursan aynı toprağı da bulursun. Aynı güneşi de bulursun sonra. Bak ama iki kiraz tek ağaçsız ortak tarafı ne? Kiraz oluşları. Bir, onlarla bir arkadaşlık yok. Ama aynı ağaçtandık. Yani aynı anneden doğduk. Aynı ağaç, aynı topraktaydık beraber. Bak, çoğaltıyor iki kiraz. Aynı ağaçtaydık. Aynı topraktaydık. Aynı güneşteydik. Aynı havadaydık. Biz de öyle. Şimdi bu dünyada böyle ve bitiyor dersin. Dünyada böyle. Vefat edince veya şu anda vefat edeceğiz ya düşünüyoruz. Nereye gideceğiz? Ya kardeşim, Allah'ın gadabına gitmiyor ki. Vefat edince herkes cemaatine gidiyor, yanına gidiyor. Peygamberimiz öyle diyor ya, dost dostuyla beraber olacaktın. Futbolcuların dostluğu futbolcularla beraber olacak. İçip patlayan adam içenlerle beraber olacak. Kumar oynayanlar onlarla beraber olacak. Ben şimdi rahmetliyi düşün. Bu saatte durmuş adam bu dersi dinliyor. Veya bakıyor. Ben bunu okuyorum. Bu ikinci dersimiz. Ya rahmet ilahi düşün ya. Bunu okuyanlarla dünyada beraber olduğum gibi orada da beraber olacağım. Yani beraberliğimizi oluşturuyoruz. Şimdi rahmet ilahi düşün ki biz bunları okuyoruz. Aa vefat ettik. Burası neresi ya? Vallahi bunlar futbolcular. Galatasaray, Fenerbahçe takımların şeyleri, arkadaşlıkları. Lan şeyi gördük ya beraber. Kimle beraberdik ya? Beraberdik. O gittik ya Çatalca'ya, ormana. Motorcular geldi dedi. Değil mi Yusuf? Kaç tane vardı? 50-100 tane vardı. Motorcular internette anlaşmışlar. Falan günü konvoy yapalım, ormanda piknik yapalım. Motorcular ya, motorcular. Ulan bir motor, iki motor, 10 motor. Kesiyorum Yusuf. Yani motorla birlik olmuşlar.
ortak tarafları motor olmalılar, motorcu olmaları. Anladın mı? Günahlar da böyle. Şimdi neyle meşgulsun? El mer'u men ehebbe. Dost dostuyla beraberdir. Ne demek dost? Neyi paylaşmışsan, ne adına çalışmışsan, çalışanlarla, diğerleri de yapmışsa onlarla beraber olacaksın. Burada kesiyorum. İnşallah bundan sonra yaşarsak, Allah nasip ederse, İstanbul'da 69. sayfanın ikinci paragrafından devam ederiz arkadaşlar. Geceniz mübarek olsun. Allah iki canınızı sizin. Bir sorum var. Sorabilir miyim? Sor. Abi bir sohbetimizde dediniz ki Efendimiz'in 53 tane ismi var. Birisi Tayyip'tir, birisi Sait'tir. Acaba kaynağınız neydi? Ben bunu buradaki bir Müslümana söylerken acaba benden kaynak sorarsa ne söyleyeceğim diye tereddütte kaldım. Ama Allah'tan kaynak sormadı. Tamam. Şimdi bak Mehmet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 52 tane 52 farz 52 tane farz var. 52 tane farzın 52 tane haramı var. 52 tane haramın, ilmi kelamın kitapları bu. 52 farz var mı? Var. 52 tane haram var. 52 tane şeytanın sıfatı var. 52 tane tevhid delili var Mesnevi'de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o 52 tane harama karşılık gelecek 52 tane sıfatını ümmetine vermiş. Mesela Mahmud. Mahmud ne demek? Nefsinden, nefsi arzularını kendi davasına hizmet ettirecek makamına da çıkmış. Mustafa diye olmuş. Bunu Arapça tekerleme, lügat manasında değil de bir Allah ehli, Allah dostu, Arapça gramer bakımından değil. Tekerlemeyi hafızamızda kalsın diye şöyle demişti. İstifa, estefa, Mustafa. Bunu söylediğim zaman ya hiç Arapçaya gramer uymuyor. Ben de biliyorum uymadığım bu değil. Adam böyle tasavvuf ehli böyle demiş. Yani şöyle demek istediği çok hoş. Huzuzat-ın efsanesinden istifa etmiş. Bütünlüğe gelmiş. Bütün esmalar tam dengeye gelmiş. İstifa etmiş. Estefa olmuş. Mustafa denmiş. Tamam. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi de Beşir'dir. Tayyip'tir. Yani onu ilmi kelam kitaplarda Allah Resulü kaç tane ismi var diye yazarsanız çıkar ya. İlmi kelam kitaplarında. Nerede? İlmi usulü din kitaplarında mevcut. Ben orada naklediyorum zaten. 52 tane farz. Nerede yazıyor? Girersin görürsün. 32 tane farz olduğu gibi. 52 tane kebair var. 52 tane, ya şeytanın 52 tane sıfatı nasıl olur ya? 52 tane haramı ben mi yaptırıyorum? Haramın zemini şeytandır. Zina etmek ayrı bir haramdır. İçki içmek ayrı bir haramdır. Şeytanın bir sıfatıdır. Faiz yemek ayrı bir şeytanın sıfatıdır. Değil mi? Bu şeytan şeyidir. Yani ilmi usulü din kitaplarında mevcut o. Yani onlar o kadar detaylı yapmışlar ki Mehmet'im onlar. Ben oradan naklediyorum. 52 tane haram. 52 tane nasıl olacak? 52 tane sıfatı olacak bu adamın diyor şeytanın. Onun tezahürüdür. Mesela hennaz, iblis, şeytan. Bunlar hep onun sıfatları. Şeytan ayrıdır. İblis ayrıdır. Hennaz ayrıdır. Adamlar. Ehli, ilmi kelam alimleri. O adamın içine girmişler. Onlar hallaç pamuğu gibi şeytanın şeyine şey yapmışlar. Farzları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ahmet, Mustafa, Tayyip, Said, Beşir, kaçta bu? Bu kadar da onun karşıtı sıfatı var. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.